Ben çocukken parayla ilişkimiz hep fiziksel olarak vardı. Yani annemin ya da dayımın bir dükkana gidip 10 dolar verip para üstü olarak 5 dolar ve bir miktarda da bozuk para aldıklarını görüyordum. Bildiğiniz gibi dayılarım bir bakkal işletiyordu ve ben de zaman zaman kasada durduğum için nakit parayla iç içe olmuştum. Hatta bunun oldukça küçük yaşlarda olmama rağmen benim için çok ama çok önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Günümüzde ise ki bunu kendi çocuklarımda da görüyorum, bir dükkana ya da restorana gittiğimizde çocuklarımın oradaki çalışanlara kredi kartı verdiğimi görüp bu sihirli plastik parçasının sihirli bir şekilde yemek yememizi ya da alışveriş yapmamızı sağladıklarını düşündüklerini hissediyorum. Buna ek olarak bazı insanların restorana gidip alışveriş yapma imkanlarının olmadığını da bilmediklerini görüyorum çocuklarımın. Bu yüzden de çocuklarıma kredi kartı ya da debit kartı kullandığımda neler olduğunu anlatmam aslında son derece önemli. Gerçekten öyle. Tüm aileler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabildikleri zaman mutlu olurlar, öyle değil mi? Çocuklarının her şeye sahip olmasını isterler ve bazı şeyleri alamayacaklarını ya da durumlarının iyi olmadığını bilmelerini istemezler çocuklarının. Ama birkaç hafta önce oğlum bana, "Baba, bunu alabileceğimizden emin misin?" diye sorduğunda ben çok gururlandım. Bahsi geçen şey bir kalemtıraştı ama 6 yaşındaki oğlumun bu farkındalığa sahip olması beni mutlu etti. Bunun için de maddi durumunuz çok iyi olsa bile, yani geçim sıkıntısı yaşamadığınızda, bile çocuklarınıza durumunuzun çok iyi olduğunu bence hissettirmeyin. Bırakın çok paranız olmadığını düşünsünler. Bence bu daha önemli ve daha iyi bir şey.